son market arabalarındakini al diyorum sana, almıyorsun şu içeridekileri, al da koy şunu arabaya ya. Sana market arabasında bir şey olmadığını daha kaç defa söyleyeceğim gerizekalı. Ama market arabasının içindekileri al diyorum bak, hala almıyorsun, bir de yok diyorsun beni, sanki şizofren ettin burada. Sen gerçekten şizofren olabilirsin çünkü market arabasının içi boş, hepsini aldım buradalar bak. Bak kardeşim, gen canımı sıkıyorsun şu market arabasını, boşalt ben de gideyim lan. Abicim tamam, ben market arabasındakileri alıyorum buraya koyuyorum bak abicim, buyur al koyuyorum bak, aha koydum, gördün mü? Vatan biri bunu anlatıyorum kadına, yok anlamıyor ya, gerizekalı mıdır nedir ya? Ayol ne koydun sen Allah'ını seversen? Yok vallahi ben de bir şey koymadım, bırak sen niye uğraşıyorsun, deliyle deli oluyorsun ya. Sen biraz akıllı bir çocuğa benziyorsun. Allah'ım ya Rabbim, nasıl bir ortam ya? Abi bu araba senin mi? Evet o araba benim. İçindekileri sakın çıkarma. Abi içinde bir şey yok ki. Ben sana içindekileri çıkarma diyorum. Sen diyorsun ki bir şey yok. Pardon abi, özür dilerim. Peki arabanı alıp biraz gezsem ne olur? Dikkatli kullanacaksan al, senin olsun. Eyvallah abim. Abimiz birazcık gerizekalı ama cömert bir abiye benziyor. Böyle etiket bir tofaşı var arkadaşlar. Şuna şöyle bir bakalım. Ey yavrum ey. Yani adam bu kafayla bu arabaya nasıl bu kadar sağlam bakmış, hayret ediyorum. Belki de arabasına bakmaktan kafayı yemiştir. Zaten gördüğünüz gibi burada da "İlle de sen" yazıyor. Arabadan kafayı yemiş gerizekalı. Adam kafayı arabayla bozmuş. Biz binelim bakalım şuna şöyle. Bismillah deyip bir çalıştıralım aracımızı. Oo abi, arabayı çalıştırınca açılan teybi bile var lan. Böyle farlarımızı bir dörtlerimizi yakalım. Ey maşallah ey. Oğlum bayağı güzel arabası var adamın ya. Adam işi biliyor gençler. Biz yavaştan yola çıkalım şöyle. Camlarımızı da açalım. Havalar bildiğiniz üzere artık ısınıyor arkadaşlar. Havalar ısınmaya başlamışken biz de açalım camları gitsin kardeşim. Dibine kadar, sonuna kadar açacağız camı, sonuna kadar. Bir müzik verelim bakalım, ses sistemi nasıl arabanın? Burada neyin trafiği var acaba? Bu abimiz neyi bekliyor? Bizim gelmemizi bekliyor herhalde. Bas abi bas, geldik devam. Yavrum ey, ses sistemine bak be. Bu tofaş bambaşka arkadaşlar. Kardeşim burada neyin trafiği var ya? Otobanda böyle bir trafik olabilir mi ya? Bu ne lan böyle, bir durup bakalım arkadaşlar, merak ettim neyin trafiği. Bak kardeşim, yol benim hakkım, sen niye elime kırıyorsun? Lan çekilsene, önce ben geçeceğim hey. Bunlar burada yol kavgası yapıyorlar. Sırf bu iki gerizekalı yüzünden de arka taraf şişmiş kardeşim. Şu telefon çalıyor. Telefona da bir bakayım. Alo efendim. Efendim ne yapıyorsun ya? Adam ne yapayım abi? Bir tane tofaş buldum. Onunla gezintiye çıktım. Dolanıyorum öyle. Kerem'im sana bir sürprizim var. Bizim otogara gelebilir misin? Tamam abi geleyim. Ne sürpriz? Hayırdır inşallah. Gelince görürsün evladım. Tam senlik bir şey yok. Tamam abicim geliyorum. Az bekle. Tamam. Haydi görüşürüz, kendine. Ne dedin abi? Takma dişlerini, tak abi, hadi Allah'a emanet. Adamın benle konuşurken dişleri düştü yine ya. Aç şu şarkının sesini de ey yavrum be. Kartal mısın be, asaletine kurban. Kızlar gülüşüme, yollar gidişimize asla be. Aslan parçası be, ne güzel gidiyor. Kartal deyip geçmeyeceksin kardeş. Sol şerit rezerve gidiyoruz birader. Abi niye çağırdı acaba? Ne sürprizi yapabilir ki bana, merak ettim şu anda. Bir an önce varmak istiyorum. 140-160 ne varsa gidiyorum topaçla kardeşim. Motoru yakmaz iyidir yani. Adam zaten şizofrendi. Vallahi arabası için bizi deler. O adam var ya, bu araba için kurşun atar kurşun yer kardeşim. Neyse bir şey olursa biz de ceketimizi atarız, asfalta yatarız kardeşim ya. Adam bu yolda bariyere nasıl vurmayı başarmış, geri zekalı mıdır ya? Ya arkadaşlar, alkollü alkollü yola çıkmayın. Ben size söylüyorum. Ben söylemekten sıkıldım. Siz anlamaktan sıkılmadınız. Anlamaktan değil. Anlamamaktan. Anlasaydınız böyle olmazdı. Anlayamaz. Sen. Sesim nasıl arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Özellikle o tiz tonlara çıktığım zaman çok daha güzel bir sesim oluyor arkadaşlar. Yalnız görüyorsunuz ha, kartal martal dinlemiyorum. Makasa giriyorum ha. Burada Mersin Şehir Stadyumu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araba yok oldu lan. Lan araba yok oldu. Lan araba nerede lan? Arkadaşlar burada paranormal olaylar yaşanıyor. Özü bilen bile şeytan hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bro, amacımız rahatsızlık vermek değil. Çalmak çırpmak değil. Sen bizi koru. Bir de bir özelliğimiz daha var. Bu tofaş bildiğiniz tofaşlardan ötürü 6 vites kardeşim. Yani bildiğiniz tofaşlara benzemez bu. Allahu Ekber. Benzemez ki. Valla araç sahibi duymasın, ağzımızı yüzümüzü kırar arkadaşlar. Aracımızı şöyle çekelim şuraya. Otogara gidelim. Vay, bizim inşaat burada devam ediyor kardeşim. Ölüm inşaat ya. Aracı şöyle bir bırakalım. Ulan teybinde ne gürültüsü varmış be. Camları açık bırakıp gidiyorum. Zaten mekan bizim kardeşim. Burada bir şey olmaz bu arabaya. Geçelim otogara bakalım ne verecekler bize. Ne verecekler? Yandaş
şive kaydı ya o kardeşim. Tofaş'a binince şivem de kayıyor ha. Yalnız Tofaş yakıyor ya. Bunu bırakıp da gidesim gelmiyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çağrıldık gidelim. Oo, burada hanımefendiler var, beyefendiler var. Gidip yanlarına oturup iki muhabbet mi etsek? Ne yapsak şunlarla ya? Şöyle tam ikisinin arasına geçelim de. Merhabalar hanımefendiler, merhabalar. Ay sapık mısın sen be? Lan ne sapıklığı, buraya gelip oturacaktım be. Git başka yere otur, başka yer mi yok gerizekalı? Allah'ım yarabbim, çattık ya. Daha dakika bir, gol bir ya, tamam be. Çok da meraklıydım zaten size. Allah Allah, otururum burada beklerim ben de. Vay anasını kardeşim, lüks Artvin geldi lan buraya. Şuna bir gidelim bakalım ne yazıyor lan burada. Sen olmadan ne yaşar en güzel kumsal, ne olur gitme kal diyor. Valla otobüs şoförü Sagocu çıktı kardeşim. Kapıları da açmaya başladı, hemen şöyle bir girelim bakalım ne oluyor lan burada böyle. Selamun aleyküm. Telefon çalıyor, şu telefona bir bakayım arkadaşlar. Alo. Kerem bendim, bir sürprizini. Ne sürpriz abi, geldi mi ki? Otobüs gelmedi mi otogara, gerizekalı şoför bıraktım. Aa abi, bu otobüs benim mi? Tabii ki senin, gerizekalı, beğenemedin mi? Vallahi abi elinize sağlık ya, çok güzel olmuş sürprizi falan, her şeyiyle bayağı iyi. Haydi ilk seferine çık o zaman buradan. Al bu otobüsü, Alanya otogara götür haydi evladım. Seni bekleyemezler daha fazla. Tamamdır, Alanya otogara gidiyorum abi. Eyvallah, sürpriz için tekrardan teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun, haydi Allah'a emanet. Yattara! Çıkıyorum ben, geliyor mu? Yok Keremcim, sağ olasın. Allah'a emanet ol. Sen de Allah'a emanet ol Yattara'cığım, sen de. Haydi bismillah deyip yavaştan yola çıkalım o zaman. Arkadaşlar sürpriz gibi sürpriz be. Vallahi çok mutlu oldum şu anda. Otobüs almışlar lan bize. Hem de otobüse bak. Lüks artık kardeşim. Bu aralar çok editlerini görüyordum. Biliyorsunuz ki Lüks Artvin otobüsleri aynı bizim otobüs firması gibi gidiyor arkadaşlar. Ölüm turizme çok yakın bir sürüş dinamikleri var. Bu yüzden Lüks Artvin'le özdeşleşmiş bir insanım ben de. Gerçekten dediği doğruymuş. Tam benlik, tam bana yakışacak, beni anlatan, beni yansıtan bir otobüs getirdiler bana. Şimdi o zaman Lüks Artvin'in aklını verme zamanı kardeşim. Otobüsün içi zaten peynirli cips kokuyor. O yüzden kapıları da açalım kardeşim. Bu böyle olmayacak çünkü. Camları açmak yetmedi, kapıları da açıyoruz. Elemeli yolculuğu başlamış bulunmakta arkadaşlar. Bu saatten sonra düşen elenir kardeşim. Sakın sola çıkma, kafana girerim senin bak. Buzlu. Gördüğünüz gibi böyle otobüsleri sollamaya da çıkıyoruz arkadaşlar. Biz Lüks Artvin farkıyla. Sollayamadığımız otobüs, tır, araba, herhangi bir dört tekerli araç yok arkadaşlar. Oha polis kaza yaptı lan. Lan ne gerizekalı şoför ya. Kardeşim bunlar da şoförüz diye geçiniyor. Şimdi hakaret de edemiyorum, polis olduğu için başımız belaya girer. Ama bu kadar da kazma olunmaz be kardeşim ya. Açın yolu lan, Lüks Artvin geliyor. Sizin yaptığınız gider, bizim anca hoşumuza gider. Haydi eyvallah. Oy makaslara gel kardeşim. Lüks Artvin'le dip basık otobüs yaptık kardeşim kendimize. Az daha bassak mı kardeşim, ne yapsak, böyle iyice pıstıralım onu. Oy, tampon sürtmezse sıkıntı, sürtmezse. Astur, gel kapışalım kardeşim. Avans verdim arkadaşlar, bakın şimdi gittiğini sanıyor değil mi? Güzel kardeşim, sen astur, ben seni geçerim. Haydi eyvallah, geçtiğimiz yere bak be. Arkadaşlar Lüks Artvin farkıyla trafikte bekleme derdine son. Bizim ölüm turizm sloganını da buna yapıştırabiliriz. Biz Lüks Artvin'iz, ne zaman geleceğimiz belli olmaz. Ölüm gibi gideceğiniz yere ansızın varabiliriz arkadaşlar. Böyle bir hizmet anlayışımız var. Çok hızlıyız. Çok da iddialıyız arkadaşlar. Varsa bizden iyisi, o da bizden birisi kardeşim. Bize jet, aleme dert jettir baba. Wow diye geçip gidiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak şahlan ananı. Bir yıldız daha kaydı arkadaşlar. Biz en iyisi otobüsü biraz yükseltelim. Yoksa altı biraz fazla vuracak gibi bizim Lüks Artvin'in. Ama maksadımız bu değil mi zaten? Vatan toprağına yakın olsun birader. Ver müzikleri be ey yavrum ey. Bize burada trafikte beklemek de yakışmaz birader. Sollamaya çıkacağız, sollamaya. Açın yolu, Lüks Artvin koptu geliyor. Fazla havalanmayın. Bu yıldız bir gün size kayabilir kardeşim bak. Biz kimseyi terk etmemiştik ama herkes bizi terk etti be abi.
şimdi beni anlıyor musun? Terapi gibi bir yolculuk arkadaşlar. Bol virajlı, deniz kenarı. Sağımızda orman, solumuzda deniz. Sağıma baksam huzur, soluma baksam huzur. Şarkılar desen o biçim kardeşim. Yollarda sollamak en çok sana yakışır be Lüks Artvin. Solla be aslan parçası be. Alemin kralı mısın be Lüks Artvin be? En güzel hediye diyemem ama en güzel hediyelerden birisidir yani. Hediyede emeği geçen herkesin ellerine, emeklerine sağlık kardeşim. Anasına avradına. Ne oluyor burada? Ben durmam kardeşim. Ben Lüks Artvin'im. Oha, burada neyin trafiği falan böyle? Düğün konvoyu mu yapıyorsunuz? Valla düğün konvoyunuza bir Lüks Artvin katılsın isterseniz hemen katılalım kardeşim konvoyunuza. Böyle buradan dahil olabilirim. Canavar bir Lüks Artvin'le beraber düğün komuyum. Of, hayalim be. Allah'ım nasip eder mi acaba? Abicim ben ama sollamaktan sıkıldım. Siz yavaş gitmekten bıkmadınız lan. Gidemiyorsan zorlama. Aşıksan vursaza, şoförsen bas gaza birader. Ya şunun tatlılığına bakar mısın ya? Çok güzel gidiyor ya. Çok az bir yolumuz kaldı. Şu dakikadan itibaren ben susuyorum. Otobüsle anlaşın arkadaşlar. Evet sayın Kerem Kulak yolcuları. Bugünkü yolculuğumuzun yavaş yavaş sonuna gelmekteyiz. Yolculuğumuz sona ererken videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı, açıklamada bulunan Kerem'cin YouTube kanalını takip etmeyi ve daha fazlası için mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sayın değerli takipçilerim, istediğiniz videolar varsa video fikirlerinizi de mutlaka yorumlarda belirtin. İşlerinden beğendiğim video fikirleri olursa onları alıp videolar çekmeyi düşünüyorum. Bu zamana kadar sizler sayesinde buralara geldik. Buradan sonra da sizler sayesinde daha iyi yerlere gideceğiz inşallah. Allah'ın izniyle dimdik geldik, dimdik gideceğiz. Bunları bir geçelim kardeşim, beklemeyelim. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bu. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Haydi gönlüm sen söyle. Haydi söyle. Onu nasıl sevdiğimi haydi söyle. Rüyalarda gördüğümü haydi söyle. Haydi söyle. Haydi söyle. Uykusuz gecelerimi haydi söyle. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Lüks Artvin'den bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Vay be kardeşim, sen bayağı bir dertlenmişsin ya.